mümkün mü? Bu mümkün mü? <laughs> ya, ya hocam özür dilerim. <laughs> yani gecikme bunu... için çünkü 4 mü? Merkez Bankası Başkanı görev süresi 4 yıl mı? 5 yıl mı? Süresiz mi? Kafamız karıştı ondan yani. Yoksa sen kanunla mı atanır? Kanun hükmünde kararnameyle mi atanır? Evet. Bir burada e, tartışma oldu o yüzden. Abi ağamız bilir diyeceksiniz. <laughs> ağamız bilir. <laughs> ağamız bilir. E, peki, ya yani, bu kadar net mi? Yani siz ne düşünüyorsunuz peki bu tartışma ile ilgili? Şimdi e, hakim durum oluştu. Sadece e, bu Merkez Bankası başkanları değil. Geriye dönüp baktığınızda neredeyse altı tane Merkez Bankası başkanı bu şekilde gitti. Yani e, bir tanesi hariç görevden alınmadı, doğrudan doğruya başka bir göreve atandı. O da Şahap Kavcıoğlu. Eğer atama kararını bir okursanız, orada diyor ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı parantez içinde guvernörü BDDK başkanlığına atanmıştır. Bu kadar basit. Yani e, Şahap Kavcıoğlu görevden alınmadı, görev yeri değiştirildi. E, o yüzden onda bir ondan sonra e, hatırlatmak istiyorum yani. Peki hocam, e, şimdi bugünkü yazınızda da yanlış veri, yanlış reçete yazdır diyorsunuz. Biraz enflasyon hmm rakamını eğer doğru kabul edersek, eğer yanlış kabul edersek diye iki senaryo üzerinden ilerlemişsiniz. Dilerseniz bunu biraz açalım. Buyurun. Tabii. Şimdi Merkez Bankamız göreve geldiğinde yeni yönetimi 38.21 diye bir enflasyon buldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biz de dedik ya böyle enflasyon olur mu? Ne alakası var? Ona, bakın onlar onu doğru kabul ettiler. Onu doğru kabul edince Sanki çok büyük bir hareket yapmış gibi %8,5'luk politika faizini 15'e çıkardılar. Bizde de şakşakçılar hazırdı. Vay amma radikal faiz artışı falan. Biz de dedik ya kardeşim neresi radikal bunun? Naci Ağbal gibi radikal olamadılar işte. Naci Bey geldi enflasyonun önüne koydu politika faizini. Ortalık sakinleşti. Bu arkadaşlar gelir gelmez koltuklarından olmamak için %38.21'i doğru kabul edip onun yarısı kadar bile olmayacak bir politika faizini getirdiler. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Adım adım faizi yükselttiler yavaş yavaş gıdım gıdım. Ardından enflasyon yükseldi. Yani adeta Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz enflasyon yaratır tezini kanıtladılar. Faizi yükselttiler enflasyon yükseldi. Faizi yükselttiler enflasyon yükseldi. Şimdi kafamda deli sorular. Bir, bu arkadaşlar geldiklerinde bu modeller kuruyorlardı ya linkleri ihtas falan ediyorlardı. Acaba bu TÜİK'in açıkladığı ve doğru olmayan enflasyon oranlarına göre mi yaptılar? Ha. Öyle yaptılarsa durum vahim. Çünkü yanlış yaptılar. O zaman bu %75'lik enflasyonun müsebbibi onlar. Yani hep bir önceki yönetime laf atıyor. Ben duyuyorum kulağıma geliyor kulislerde. Özel görüşmelerde sürekli olarak ya işte biz enkaz devraldık. Berbat işler. Bilmem ne mesela. E tamam da kardeşim siz 31 Mart'a kadar orada siyaset yaptınız. Yani yerel seçimler yaklaşırken siyaseti zor duruma düşürmemek için kendinize göre politika faizlerini gıdım gıdım arttırdınız. Sonra bu senenin Mart ayında iş çıkıyordu az da dolar kuru bir anda serbest piyasada yükselmeye başladı. Banka kuru resmi kuru birbirinden koptu. Mecburen bir 500 bas puanlık artış yaptınız. Sonra da bir daha yapmadınız. Şimdi gelinen noktada sizin politika faiziniz 50 oldu. Enflasyon 75'in üstüne çıktı. Şimdi bu birinci senaryo. Yani yanlış veriyle, yanlış reçete yazdılar. insanlara da acı çektirdiler. Sonra da panik oldular. Döviz kurlarını üzerine baskı kurdular. Bu sefer ihracatçıyı zora soktular. Yani açıkçası birinci senaryoda arkadaşlar ne yaptıklarını tam bilmiyorlar. Öyle gözüküyor. Şimdi ikinci senaryo ne? İkinci senaryo geldiler. Enflasyonla alakalı bu rakamların doğru olmadığını bir süre sonra anladılar. Eyvah dediler. O zaman ben diyorum ki mantıklı döviz kurlarının üzerine baskı kurarak enflasyona geçişkenliğini önlemeye çalıştılar. Peki o zaman madem ki yanlış olduğunu anladılar neden bu faiz patikasını tercih ettiler? Cevap yine aynı yere geliyor. Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar parlak CV'lerinin gerektirdiği performansın çok altında davranışlar göstererek Siyasete oynadılar. Yani siyaset yaptılar. Ama faizleri arttırmıyorum. Sonra da namus temizlemeye kalktılar bir önceki toplantıda. Dediler ki zaten faizleri arttırsak da enflasyonu biz durduramazdık dediler. Bir de başkanın çok enteresan bir cümlesi var. Diyor ki hesapta olmayan 4 puanlık fazla enflasyon. Hangi 4 puanlık fazla enflasyon ya? Merkez Bankası beklenti anketlerine katılanlar geçen sene demiş ki 2024 ayının Mayıs ayında, Mayıs'ında, yılının Mayıs'ında %29 olacak enflasyon demişler. Ya 29 nere? 75 nere? Peki soruyorum. O Merkez Bankası beklenti anketlerine katılanlar hiç utanmadılar mı ya? Yani o %38.21'lik enflasyonun doğru olmadığını bile bile. Beklenti anketlerini 29 yaptılar. Açıkça söylemek gerekirse Barış Üstadım ve Şeref Üstadım şakşakçı çoktur. Ben de diyorum ki arkadaşlara ya kuru kalabalıkların şak şak veya menfaat sahiplerinin alkışlarını dinlemek yerine aklı başında insanların eleştirilerini dinleseydiniz bugün bu durumda olmazdınız. Şimdi 20 puan düşecek enflasyon. Niye? O da baz etkisiyle. Çünkü geçen sene Temmuz ve Ağustos ayında %10'a yakın iki tane enflasyon vardı. Bunlar 12 aylık diziden çıktığı andan itibaren enflasyon 70'lerden 50'lere düşecek. Ya peki anladım da kardeşim. Şimdi bugün Mayıs ayı ya da Haziran ayı itibariyle özür dilerim Mayıs Haziran ayı itibariyle kontratını kira kontratını yenilemek isteyen adama ayıp olmuyor. Yani ne yaptınız ne hale getirdiniz yani 38'de devraldınız 75'e çıkardınız enflasyonu ve diyorsunuz ki en kötüsü geride kaldı. Hayır en kötüsü şimdi başlıyor. Çünkü dezenflasyon süreci en zorlu süreçtir. İnsanın canını yakar. Ha bizi dinleyenler şunu diyordur. Daha ne yakacaklar? E yakacaklar. Hazır olun. Yani şu açıda Şimdi 20 bas puanlık bir düşüş olacak. Pardon özür dilerim. 2000 bas puanlık yani 20 puan birden bir düşüş olacak. Enflasyonda ama bunun hani bir başarı hikayesi değil. Bu zaten matematiksel olarak çıkacak ortaya. Ve biz başarılıyız diyecekler. Ben de diyorum ki kardeşim madem 38.21'lik enflasyon gerçekti. Siz göreve geldiğiniz süreden itibaren eğer ya yani bu 38.21'lik enflasyonun altına düşüremezseniz siz başarılı değilsiniz. Çünkü devraldığınız enflasyon orada. Devraldığınız rezervleri neyse düzelttiniz. Ama devraldığınız şartlardan birçok şey daha kötü durumda. Şimdi dolayısıyla kendinizi sen başarılı falan görmeyin. Yani başarılı değilsiniz. Onu söyleyeyim yani. Dostacı söyler bu arada. O yüzden. Yani e, bu yazıda ben özetle bunları <laughs> anlatmaya çalıştım. Evet, rezerv konusunda e, pozitife geçtik dedi. Dün e, Sayın evet. Fatih Kara, Merkez Bankası Başkanı. Peki ben de şunu soruyorum Barış Üstadım. Niye sattınız o zaman ya? Niye 31 Mart'a kadar sürekli döviz sattınız? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük rezerv seviyesine getirdiniz. Ya, bunun cevabını verebilirler mi? Dövizi tutmak zorundaydık. Hani malum dedi... Baba diyor hırsızı yakaladım, evladım getir, gelmiyor. Sal, gitsin, gitmiyor. Biz de mecburen rezervleriyle beraber dövizi enflasyon kıyısında tutmayı başardık. Onun cevabı var. Fakat yeniden şimdi döviz toplanıyor ne için? E, elin el e, emanet parasıyla e, rezervlerine güvenerek dövizi tutamayız. Sanıyorum onun da giderek tutmanın da maliyetleri artacak. Dikim e, e, söylenmeye de başlandı. Önümüzdeki dönemde e acaba hükümet kuru tutma kabiliyetini sürdürebilecek mi? Rezervleri var. Hiçbir şey olmaz. Aslan gibi rezerv yaptık diyoruz ama bu işler hiç belli olmaz. Bir köşe başından aniden karşına bir kamyon çıkarsa ne yapacağız? Onu bilmiyoruz. Tabii. Ya yani şu an rezervin seviyesi zaten bir kur hatanı karşılayacak durumda değil. Daha yeni sıfır noktasına geldi. Yani bize ait olmayan rezervlerden bize ait olan sıfır rezerv seviyesine geldik yani şu an. Yani milletin bize verdiği paraları geri topladık çok şükür. Piyasaya salmıştık onları. Yani onları vakti geldiğinde vadesi geri ödeyecek duruma geldik. Ama yani bir lira şeyi var mı? Bir dolar fazla rezervi var mı? Yok sıfırdı sıfır seviyesinde yani şu an. O yüzden dediğiniz gibi böyle bir kuratağına falan karşı hazırlıklı değil. Ondan sonra Merkez Bankası ama çok yani nasıl diyeyim işte program yolunda gidiyor diyor sayın Maliye Bakanı. Ben de anlıyorum acaba. Bizim görmediğimiz bir şey mi var? Bu aynen şey gibi bu. Otoyol zamları geldi merak etmeyin tüfeği etkisi 0.05. Herhalde bize konuşmuyor. Çünkü otoyol parasını biz ödüyoruz. Yani tabii ki merak ediyoruz. Biz merak eden ondan sonra herhalde bono tahvil yatırımcıları var. Getirdik dolarları bozduk. Siz enflasyonu kendinizi yükseltiyor musunuz yoksa falan dendiği zaman yok 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 diyor Sayın Bakan merak etmeyin. Ballı kazanç devam ediyor. Dövizini boz Ondan sonra faiz kazancını al, canın sıkıldığı zaman ondan sonra al parayı dövize çevir git. Böyle böyle bir sistem enteresan. E ondan sonra diyor ki biz carry trade yapmıyoruz. E buy carry trade, carry trade de olanak sağlanıyor ya. Yani şuna üzülüyorum ben Barış Üstad'ım. Bak çok parlak CV'ler ve bir tecrübeli hayatlar var bu ekonomi yönetimine atanan arkadaşların arasında. Evet hocam galiba dondu. Bağlantıyı evet. birazdan yeniden sağlarız. Ee, hazır olduğunda sevgili hocayı dinlemeye devam ederiz. Yani şeyi soracaktım ben de Emre hocaya. Hocam bir an dondunuz hocam lütfen devam gel, edin. Gel, gel. Evet. Ya şimdi öyle zor şartlardayım ki şeyde Türkiye'nin en güney batı ucunda işte şey GSM olanaklarımızın el verdiği şekilde yapıyorum. Wi-Fi'ye de güvenemiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde koca koca iş adamları ithal vergisine bayılıyorlar. Bize ithalat vergisi koyun, yabancıları boğun diyorlar ama e, yani hiç 5G istemiyorlar, 5,5G istemiyorlar. O kadar çalışıyor çünkü şeyleri. Ondan sonra akılları yani sadece menfaat istiyorlar. Demek bu e, Türk milletinin, Türk sanayicisinin veya Türk iş adamının mantığına değil menfaatine hitap etmek lazım. Öyle gözüküyor. Başka türlü çalışmıyor bu sistem. Şimdi... E, benim anlayamadığım şey şu. Bu kadar parlak CV'ler, bu kadar iddialı sözler. Mesela Merkez Bankası iddialı enflasyon hedefi koyar tabii. Tamam kardeşim biz senden iddialı enflasyon hedefi koymanı beklemiyoruz ki. Biz sana gerçekçi enflasyon hedefi koymanı bekliyoruz. Çünkü sen 2024 senesinde hedefi tutturursan ve 2025'te bir daha tutturursan vatandaş diyecek ki "Yahu Merkez Bankası bir şey söylediği zaman tutuyor bu adamlar farklı. Ben bütün fiyatlama davranışlarımı bundan sonra Merkez Bankası'na göre yapacağım. Yahu sen kibirini tatmin ettiği oraya niye sen şey koyuyorsun? İddialı hedef koyuyorsun. 36'ydı vazgeçtim 38. O da olmayacak. 45 olacak. Yahu siz 45 deyin 44 olsun biz mutlu olalım. Böyle merkez bankacılığı mı olur? Merkez bankacı dediğin ağzından çıkan sözü bilir. Ağzından çıkan söz de olur. Biz öyle güveniriz yani. E sen ağzından çıkan söz bir türlü olmuyor. Diyorsun ki ben iddialıyım. Hayır kardeşim sen iddiacısın. iddialı değilsin. Bak iddialı kim olur biliyor musun? Biliyorsunuz ben Galatasaraylıyım. Sen de öyle Barış Usta. Ondan sonra. Ama bak Jose Mourinho geldi. Kimdir Jose Mourinho? İddialı adamdır. Ne demek iddialı? İddiasını daha evvel kanıtlamış adamdır. Şampiyonlar Ligi kupası almıştır. Şampiyonlukları almıştır. Takımları dipten çıkarmıştır. Ya tamam bak doğrusu bu. Ama sen 6 sene boyunca hiçbir şey yapma. Tamam mı? Ya e o zaman iddiacı oluyorsun. Şimdi iddialı oluyorsun. Ya yani Fenerbahçeli kardeşlerimize yüreğini su serpmek için söylüyorum. Şimdi Merkez Bankacı iddiacı olamaz. Merkez Bankası iddialı olur ama iddiasını da hep gösterir. Der ki bak bak arkadaş ben söyledim ve oldu. Biz de deriz ki adamın hakkı var. Tamam mı? Veya kadının kim atanıyorsa ve Ne söylediyse oldu. Ben Merkez Bankasına güveniyorum. Ya sen kendini tatmin edeceksin yaptığın oradaki matematik model tutuyor mu tutmuyor diye diye eğleneceksin diye sen iddialıcı hedef koyuyorsun oraya. E tutmuyor ki. E biz o zaman ne yapalım neye göre fiyatlama yapalım yani. İşin e evet. gerçeği bu ciddi diye arkadaşlar ciddiyetli olmaları lazım. Burası basketbol sahası değil ki şeyde mahalledeki eğlenesin bak üç, üçlük sayıyı bir de buradan deneyin falan diye. Yok öyle bir şey hayatta yani. Emre hocam son şunu sormak istiyorum izinle Şeref abi. İşte dün e, Ekonomi Gazetesi'nde haber vardı. Az önce de konuştuk. Kızılcı emeklili emekliliği maaşı ile ilgili ya da bir asgari ücret zammı ile ilgili e, bir ekstra çabanın olmayacağı yılın söyleniyor. ortasında söyleniyor, Konuşulduğu ifade ediliyor. Dediğim gibi kulis bilgisi iddia halen. E, siz e, hep aslında politikaların vatandaş tarafında henüz bir karşılığının olmadığından bahsediyorsunuz. Ee, şimdi böyle bir dönemde bu karar eğer böyle çıkarsa, böyle devam ederse sizin söyleminizde biraz paralel mi gidecek? Sizce ne yapılmalı? Asgari ücreti zam gelmeli mi? Ama ücret enflasyonu sarmalı da oluyor deniyor bir taraftan. Ee, ne dersiniz? Şimdi Mali Vazine Bakanlığı ve Merkez Bankası'ndaki arkadaşları bu kadar eleştiriyorum ki silkenip bir kendilerine gelsinler diye. Ben onların potansiyellerinin bu bahsettiğim şeyleri yapabilecek düzeyde olduğunu inanıyorum sadece kendi sek ve idareleri e, idare kabiliyetlerini kendileri kısıtlıyorlar. Yani gerçekçi, son dediğim şu Merkez Bankası'nın söylediği çıkacak 2025'te bu hatayı yapmasınlar. Şimdi gelelim sizin tarafa. Tamam mı? Yani 2025'te Merkez Bankası yönetimi tutacak bir enflasyon söylesin ki vatandaş inansın. Şimdi bakın şimdi bahsettiğiniz her şey siyaset. Ne diyorsunuz? Kızılcı Hamam'da AK Parti'nin değil mi bir toplantısı oluyor. Demek ki burada siyaset var. Şimdi siyaset hiçbir zaman kusursuz bir tasarım sunmamıştır. Aynı zamanda müzakere de bir anlamda mücadeledir. Siyaset toplumdan bir şeyler isteyecek. Aynen Şeref abinin demin bahsettiği gibi Anadolu'da köy köy gezdim, kasaba kasaba gezdim, il il gezdim. Anayasa değişikliği talebiniz var mı diye sordum. Herkes tavana bakıyor diyor. Yani böyle bir talep yok. Öyle anlatın ben. De. Ondan sonra. Ha neden diyor ki millet işler bir düzelsin bakarız diyor. Siyaset de diyor ki hayır hayır diyor. Bizim sivilin anayasa ihtiyacımız var diyor. Dün de anayasa mahkemesi her ne hikmetse duruyor. Tartışılacak demin de sizin programın başında bol bol uzun uzun tartıştığınız kararları çıkarıyor. Demek ki siyaset toplumda bir müzakere yapmak istiyor. Diyor ki topluma senin benden isteklerin var. Nedir bunlar? Bir emekli maaşı, iki asgari ücret, üç memur maaşları, dört ihracatçının yüzde kırk el koyduğumuz dövizi değil mi? Onlar vesaire falan. Veya Maliyet ortamının iyileştirilmesi. Tamam ben bunları yaparım ama bunun bana bir maliyeti var diyor. Bak, tamam ben bunları yapacağım. Yaparım. Yapma gücü var bende. irade var Allah için. Ama diyor ben de senden diyor bir sivil anayasa yapma desteği istiyorum diyor. Ve bu müzakere devam edecek. Biz daha önceki senelerde gördük. Askeri ücret tespit komisyonu 3 kere falan tespit etti. Hatırlıyor musunuz geçmişimiz yıllarda? 1990'larda oldu vesaire Diyor ayeti kerime değil. İstedikleri zaman yaparlar. Şimdi dolayısıyla büyük ihtimalle biz yazın bu anayasa değişikliği meselesiyle sıcak sıcak her çarşamba sizin karşınıza çıktığında mutlaka bir maddesi bu olacak şu olacak falan diğer taraftan da siyaset diyecek ki topluma tamam ben de senden bu senin taleplerin için bir destek istiyorum. Yani sen de ki anayasa değişikliği gerçekten lazımdır de. Bunu oy verdiğin siyasi partilere baskı yap. Gel müzakere edelim. Çünkü müzakere mücadeledir aynı zamanda. Değil mi? Şimdi dolayısıyla toplumun istekleriyle siyasetin istekleri arasında müthiş bir maç olacak. Çünkü to toplum bir süre sonra diyecek ki anlaşıldım diyor. Cumhur İttifakı bir anayasa değişikliği istiyor. O anayasa değişikliği olmadan da benim bu haklarımda bir iyileşme olmayacak diyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü siyaset böyle yapılır da o yüzden. Yani toplumun istedikleriyle siyasetin istedikleri arasında bir müzakere olur. Net siyasetin tam istediği olur ne de toplumun tam istediği olur. Demin ne dedim? Yani siyaset kusursuz tasarımlar sunmaz dedi. Peki. Bence hoca temelden... Mutlaka isteyen istediğini Hı. almaya çalışıyor. Yo buradayım, buradayım. Tamam, buyurun, buyurun. Buradayım, buradayım. Yani şöyle diyeyim, yani ne, si ne siyasetin tam istediği olacak, ne toplumun tam istediği olacak. İkisinin ortasında bir yerde buluşacaklar ve sonsuza dek bu böyle devam edecek. Bunu ne olarak anlatıyorum? Bir veri olarak anlatıyorum bir, bir işte data yani, bu bir ne data uçacağız, bunun üzerine geçeceğiz evet, ne uçacağız ne çökeceğiz ama sürüneceğimiz yolunda bir ortalama oldu bu Dur daha sür yani bir müzakere olacak diyor hocam müzakere evet. e, hemen Şerif abi sen hemen bizi şey <laughs> yani, yaptın yani vatandaş tarafını dur bir taleplerimiz var belki alırız İnşallah alırız Evet bir mücadele evet, güçlü <laughs> olmak müzedir, lazım. Evet. Hocam çok teşekkürler çok teşekkür bence ediyoruz. Temel'den soruyu yanıtladı. Yani böyle bakmak lazım evet, dedi. Bir maç var. bir Sadece asgari ücret tartışması olarak bakmamak, bakmamak lazım, lazım dedi. Güzel bir yani Hem oldu. siyaset hem vatandaşın talepleri. Emre ekonomi. Alkin farkını ortaya koyarak o zaman uğurluyoruz hocam. Uğurluyoruz. Sizin hocam var. çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Güzel.